sus. Bak karşımda bir trollün oğlu var. Bak karşımda bir troll çocuğu var. Bir troll çocuğuyla muhatap olmuyorum ben. Bak trollük yapma. Trollük yapma yavru. Trollük yapma. Ergen torunu. Trollük yapma. Trollük yapma. Sen trollsün. Bak troll. Trollük yapma. Şatafattan israf sizin ahlakınız olmuş. Tabii bir Roma gezisi oldu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. Biliyorsunuz gazetecileri götürdü. Bu götürdüğü uçağın parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödediniz. Daha sonra orada gazetecilere yemek verdiniz dediniz. Şaraplar açtınız, şarabın parasını İstanbullulara ödettiniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak sizin hesap vermeniz gereken durum şu. Siz balya balya paraların, lastiklenen euroların önce bir hesabını vereceksiniz. Ondan sonra kalkacaksınız bize tasarruftan bahsedeceksiniz. Şimdi gelelim başka bir duruma daha. Evet. Şimdi biliyorsunuz Sayın Ekrem'i, tabii ki Veli Bey hemen cevap vereyim. Ekrem Bey'in, Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsunuz kendi şirketinin genel müdürü. İsim veriyorum Tuncay Yılmaz. Tuncay Yılmaz'a para taşıma işlemlerini yaptırdınız. Balya balya paraları kim taşıdı? Tuncay Yılmaz taşıdı. Tuncay Yılmaz kimdi? Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürüydü. Bak doğru. Bu birincisi. İkincisi. Gelelim. Bakın şimdi bana şunun bir cevabını vermeniz lazım. İki. Şimdi bize ahlaktan bahsedecek olanlar analarını, bacılarını, kardeşlerini, teyze oğullarını, amca oğullarını sabahtan akşama kadar belediyelere yerleştiriyorsunuz. Ya siz kimsiniz de bize ahlak öğreteceksiniz Allah aşkına? Evet devam edelim. Devam edelim. Bir dakika ya. Hemen kızma. Bak bu kadar kızma. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 173 milyar TL borca sokanlar bize kalkmışlar burada tasarruftan bahsediyorlar. Allah'ınızı severseniz. Ben şimdi bir şey diyeceğim. Ya Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu 195 bin TL idi. 4.7 milyar TL'ye çıkarttınız. Hadi gel anlat bakayım bunu da bir Bela Baba. Gel bir anlat bakayım. Bu çıkarttığın borçları da bir anlat. Bunları da bir dinleyelim. Sanki cevap verecekmiş gibi gelip oraya buraya saldırınca haklı olamıyorsunuz. Biz sabaha kadar anlatırız, sorunumuz yok. Bakın, Ekrem İmamoğlu Roma'ya gitti. Roma'ya giderken öyle sizin gibi tek tek yandaş gazetecileri seçmedi. Bir dakika. 37 gazeteci seçti. Onların hiçbirinin yandaşlık aidiyeti yok hiçbir yere. Ve çok daha önemlisi bu özel uçakla gidilmedi. Türk Hava Yolları'nın charter seferiyle gidildi. Bütün biletler ekonomiyle alındı. Peki niye gidildi oraya? Niye gidildi? Bakın orada Avrupa oyunlarının ICO ile anlaşması imzalandı. Bunlardan övünün, övünün, mutlu olun. Bu 2036 Paris Olimpiyat, Dünya Olimpiyatlarının İstanbul'da yapılması için bir hamle oldu. Bunlar çok kıymetli. İstanbul'u bir dünya başkenti yapmaya çalışıyor. İstanbul'u kültürün, sporun başkenti yapmaya çalışıyor. Peki orada ne yaptılar? Ne yaptılar? Bir gece kaldılar. Bir gece. Duyuyor musunuz? Benden korkuyorsunuz değil mi? Haksızlığınız ortaya çıkacak diye. Bir gece kaldılar. Bir akşam yemeği yediler. Nerede yediler biliyor musunuz? Olimpiyat komitesi yemek verdi, onu yediler. Haberiniz var mı? Yani orada bir masraf yok. Orada çok önemli tarihi bir hizmet var. Tarihi herkes duysun diye, tüm dünya görsün diye. Tüm dünyanın göz önünde Avrupa oyunları İstanbul oynansın diye yapıldı bu. Bu bir başarıdır. Bununla övünün becerebiliyorsanız. Sen sus. Senin FETÖ ile ilişkili açıkların buradan altta kalırsın. Haddin ne? Sen kimsin? Bir kere sayın milletvekilleri. Bir dakika. Böyle. Ya sayın milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Bir dakika. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğiz arkadaş. Bir dakika Veli Baba bir dakika. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten bir arkadaşınız olarak her milletvekiline de saygı duyan birisi olarak
sizin bağırmalarınızın tamamını bana hakaret olarak görüyor. Ayıp ediyorsunuz bir kere. Dinleyin, grup başkan vekili burada tecrübeli, cevabını verir. Cumhuriyet Halk Partisi de verir, Bülent Bey de verir, Sayın Koçyiğit de verir, Sayın Kavuncu da verir. Ayıptır ya. Ben yönetiyorum ya. Her birinize saygı duyan birisi olarak. Ayıp değil mi ya? Bağırma. Ben bağırmayın deyince utanıyorum. Çoğunuz da çocuğumun yaşındasınız. Ayıptır ya. Bağırıyorsunuz orada. 80 doğumlu bilmem neler yani. Üzülüyorum bakınız, ben size söyleyeyim. Şimdi gel buyur beni. Buyur. Veli Baba sataşmadan işi toparla. Başkanım, öncelikle sizden hakikaten özür diliyorum. Böyle bir ortamda birbirine muhatap olduğum için, ama ben muhatap olmadım. Ben isim vermedim. Osman, sen niye alındın? İsim vermedim ki ben. İsim vermedim. Şimdi arkadaşlar birkaç şeyi hatırlatayım ben size, bağırmadan çağırmadan. Melih Gökçek 2 yıl önce istifa etti. Niye istifa etti arkadaşlar? Niye istifa ettiniz Özlem Hanım? İstifa ettiğiniz zaman alkışlıyordunuz, onu milletvekili yaptınız. Neden istifa ettirdiniz? Söyleyin neden? Neden? Neden istifa etti? Parsel parsel Ankara'yı sattığı için istifa ettirdiniz. Şimdi adama sorarlar. Bak, adama sorarlar. Senin baban 1984'ten beri devlet memuru. Sen çocuk esirgeme genel müdürlüğü yapmış. Keçiören Belediye Başkanlığı yapmış. Milletvekili yapmış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. O Beyaz TV mi? Beyaz TV hangi parayla aldı ya? Hangi parayla aldı? Beyaz TV hangi parayla aldı? O kanal hangi parayla aldı? Spor kulübü hangi parayla aldı? Bak ben size bir şey söyleyeyim. AK Parti olabilir, CHP olabilir, Demli, Saadetli, İyi Parti, MHP olabilir. Kim milletvekilliğinde zengin oluyorsa hırsızdır. Bu kadar. Bu kadar. Onun için konuşurken haddini bileceksin. Haddini. Sen bu yaşta koca, hesaplanamaz, servet sahibi olmuşsun. Gelmiş yemek laf ediyorsun. Bizim burada söylediğimiz şey açık ve net. Hoca Meydan, Vela Baba'nın da mal varlığı araştırılsın. Senin de araştırılsın, babanın da araştırılsın. Olur mu? Hoca Meydan. Şimdi biraz evvel Sayın Gökçek çıktı. Kendi düşüncelerini çok net bir şekilde ortaya koydu. Suçlayıcı bir takım ifadeler kullandı. Bunun üstüne ne söyleyecek de söz vereyim ya? Hayır, ne söyleyecek mesela, ne söyleyecek? Hayır, vereceğim de ne söyleyecek ya? Buyur gel. Bırak. Ya buyur, sabaha kadar devam edecek bu konu. Buyur. Veli Bey. Bütün ticari sicil gazetelerine bakabilirsiniz. Beyaz TV benim değil. Bunu anlamakta zorlanıyorsunuz, bu bir. Burası, lütfen dinler misiniz? Bakın, sizin sayenizde anlatabilme fırsatı bulduğum için teşekkür ediyorum. Bakın dinleyin. Burası Ses TV'di. Bakın dinleyin lütfen, rica ediyorum. Burası Ses TV'di. Ben Ses TV'nin başına geçtikten sonra bütün ulusal firmalardan Türkiye'deki Halk TV veya diğer televizyonlar dahil olmak üzere, onlar belediyelerden de reklam alır. Ben kamudan en az reklamı alarak bugün Beyaz TV'yi bu hale getirdim. Bir kere bundan dolayı profesyonel yaşantımda bir anlamda bir başarı elde ettim. Yani bundan dolayı takdir etmeniz lazım. Bakın mesela siz daha demin parsel parsel meselesini söylediniz. Sizin kendi Toros Belediye Başkanınız, sizin Toroslar Belediye Başkanınız görevden ayrılan aday yapmadığınız, sizin için ne dedi? Ta geliyor dedi oralardan, bizim buranın rantlarını yemek için buralarda geziyor dedi mi demedim. Bir anlat. Canım benim. İki, bak. Sevgili Ali Mahir Başarır, senin kendi milletvekilin Hasan Bey diyor ki, kızlarının ve çocuklarının üstüne hayatımda bu kadar yalan yere yemin eden bir adam görmedim. Bunun lafına inanmayın diyorsun, ben sana inanacağım. Ya olacak iş mi bu? Şimdi bir kere bunu da bilmemiz lazım. Ha, gelelim üçüncü mevzuya. Bak Veli Bey, kim hırsızlık yaptıysa şerefsizdir. Kim kamu malı yediyse namussuzdur. Bakın açık ve net olarak söylüyorum. Ama kim de bu lafları söyleyip ispat edemiyorsa bu laf aynen o kişi için geçerlidir. Bunu da söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Veli Bey konuşurken sus troll dedi. Osman söz aldı. Demek ki sen bir trollsün. Bu bir gerçek Osman. İki, çok net bir soru. Gerçekten o üzerindeki ceketin bile hesabını verebilir misin sen? Verebilir misin? Beyaz TV'yi ben bu hale getirdim.
Medya patronu, vallahi Mehmet Ali Brand'ın kemikleri sızlar senin zekandaki bir adamın o kanalı bu hale getirmesi. Vallahi sızlar. Bak kardeşim, sen de utanma olsa bir milletvekilinin eşini çocuklarını ağzına almazsın. Benim eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Geçti mi? Sen eğer ki burada milletvekiliysen, şu koltukta oturuyorsan arkadaşlarına en büyük hakaret. Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı için, FETÖ'cü olduğu için, bir türlü pisliğe bulaştığı için. Siz daha Ankara'daki bir parka yatırılan milyarların hesabını vermeyen bir ailesiniz. Ama baban da sen de utanma yok. Niye yok biliyor musun? Daha bu seçimden önce çıkmışsın. Baba aramızda kalsın, kazanıyoruz. Siz ancak kirli para kazanırsınız, seçim falan kazanamazsınız. Niye sizinkiler? Kazanamazsınız. Ve Kemal, ben bu gruba söylüyorum. Bu zavallı aileyi grubunuzdan, yanınızdan temizleyin. Bunlar kirli insanlar. Aranızda hala temiz insanlar olduğunu inanıyorum. Bunda aynı sıralarda oturmayın. Töhmet altında kalıyorsunuz. Geçenlerde bir şey vereceğim söz, bir dakika. Geçenlerde bir belgeselle rastladım. Bir köyde oturan Turgut Efendi diye bir vatandaş, şapkalı bir vatandaş, evin önünde oturuyor. Bir araba geliyor evin önüne. Üç kişi iniyor kravatlı. Turgut Efendi ayağa kalkıyor. Kendilerine yer gösteriyor. Kendisi de bir taburenin, karşıdaki bir taburenin üzerine oturuyor. Biri diyor ki ben vali muaviniyim diyor. Tamam. Bu kaymakam, bu da paşa diyor, Tuğ General. Sizi ziyarete geldik diyor Turgut amca diyor. Turgut amca diyor ki devletin bir sürü işi var, bana haber verseydiniz ben gelirdim diyor. Ya diyorlar Turgut amca, sen bir şehit babasısın. 9 ay evvel evladını kaybettin. Vatan sağ olsun diyor. Ne yapalım? Şehit babasıyız. Ama şehit babası olduğun için de bankaya para yatırıyoruz. Onu da çekmemişsin diyor. Adam döndü dedi ki devletin paraya ihtiyacı var. Ben 850 lira gelirim var. Bu bana yetiyor. Karı kocaya yetiyor dedi. Şimdi Turgut Efendi'nin olduğu bir ülkede kim hırsızsa şerefsizdir. Kim yetim parasında gözü varsa artık. Bu konuyu kapatmak istiyorum beyler. Buyurun sayın. Yeter, bunu kapatalım bu konuyu. Buyurun. Son sözü veriyorum. Kapatacağım ben, yani. Ben bir şey saldırmayacağım. Ben usulle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bakın sayın başkanım. Hiç cevap hakkı falan değil. Lütfen ben daha evvel söz istedim. Başkanım yeni bana söz veriyor. Mesela Cumhurbaşkanımızla ilgili hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız kazanmış paşalar gibi gelmiş. Demiş külliye kapanacakmış. Ya vatandaş kapatmıyor, millet kapatmıyor. Millet veriyor boyu ya, millet. Millet veriyor boyu. Şimdi milletin verdiği reye saygınız yok. Ancak siz kendinize verilen rey zannediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın başkanım, buradaki mesele şununla alakalı. Bakın bu kürsüde bu laflar söylendikten sonra bunu geri almak mümkün değil. Benim önerim şudur. Böylesine hakaretamiz konuşulduğunda mecburen muhatapları cevap vermek zorunda kalıyor. En iyisi bu laflar başladığında arkadaşım bir dakika, bu kürsüde bunları söyleyemezsin demek lazım. Bu denmediği takdirde çok tabii olarak bu laflara şimdi Osman arkadaşım cevap vermeyecek mi? Bizim AK Parti grubunun bütün milletvekilleri... Buyurun. Biz bütün milletvekillerimiz kıymetli. Bizim vekillerimizle alakalı tartıyı biz kendimiz yaparız. Aklı ihtiyacımız yok. Hala Türkiye'nin en güçlü partisiyiz. Partisiyiz. Meclisin bir numaralı partisiyiz. Ve nihayetinde biz... Bak arkadaşım bize nasihat ediyorsun. Diyorsun ki kendinize bakın. Biz kendimize bakarız. Herkes dönsün kendine baksın. Nasihat istemiyoruz. Arkadaşlarımızla ilgili böyle çirkin laf da istemiyoruz. Bu mecliste sakin sakin efendi işimizi yapmak istiyoruz. Özellikle gecenin bu saatinde. Her seferinde Sayın Ağbaba'nın bunu yapmasını kınıyorum yani. Her seferinde burayı trollüyor.